İyi akşamlar Kanal T izleyicileri. Bugün yine konuğumuz olan Şifalı Bitkiler ve konuğumuz olan İbrahim Gökçek ile beraberiz. Sizlerin de konuyla ilgili soru ve soruları varsa bizlere ekranlarda görülen numaralardan ulaşabilirsiniz. Öncelikle konuğumuz olan Sayın İbrahim Gökçe'ye hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Hamdolsun, iyisin, nasılsın? Teşekkür ederim efendim, ben de iyiyim. Efendim, bugün zeka konusu üzerine konuşmak istiyorum. Zeka ile geliştirici bitkiler nelerdir? Bize neler söyleyeceksiniz bu Evet, konuyla zeka ilgili? ile ilgili çok güzel bitkiler var. Mesela ginseng ile ilgili birçok araştırma yapılmış. Günümüze kadar yüzlerce araştırma var. Ginseng beynin fonksiyonlarını artırır. Rahatlatır. Beyni rahatlatır. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Ginkgo aynı şekilde beynin fonksiyonlarını artırır, beyne kan akışını artırır, beyni besler. Beyinde oluşabilecek pıhtıları vesaireyi çözer, temizler, arıtır. Eskilerden beri atalarımız üzerlik kullanırlar. Nazar otu da denir. Her Evet. evde eskiden olurdu nazarlık. Duvara asılır ki nazar etmesinler. Nazar edenin gözünü zararını korusun diye. Aslında nazar otu veya üzerlik olarak bilinen bu bitki nazar için değil de bunu şamanlar eskiden İslamiyet'ten önce şamanlar insanlara tütsü yapmışlar. Rahatlatmış kafasındaki negatif düşünceleri, fikirleri silmiş. Şamanlar bunları başkası kullanmasın diye böyle onlara bir tılsımlı ifade takmışlar. O zamandan bugüne kadar da insanlar üzerliği böyle yönü de var zaten. Biraz metafizik ötesi fazla kullanılırsa kişi böyle relax, rahatlatıcı, gerilimi, stresi atıcı özellikleri var. Çok enteresan bir bitki. Yani fazla kullanmamak gerekir. Dozajı ayarlamak, iyi ayarlamak gerekir. Peki zeka geriliği olan çocuklarda da kullanılabilir mi bu bitkisel zeka çözücü şeyler, ürünler? Ha, kişinin gelişimiyle ilgili bütün vücuttaki bedensel, fiziksel, ruhsal gelişimini hipotalamusun hemen altında hipofiz bezesi bulunur. Nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bütün hormon salgılayan organların, tiroid bezesinin, böbrek üstü bezesinin veya testislerin, bayanlarda yumurtalıkların Evet. bütün hormon salgılayan organların orkestra şefi gibidir. Hipofiz bezesi. Hipofiz bezesi somatotropin, somatostatin gibi iki önemli hormon salgılar. Birisi gelişimi, Evet. diğeri sağlar somatotropin. Somatostatin ise aşırı gelişimi durdurur. Mesela diyelim ki kişi de fazla somatotropin salgıladı, somatostatin salgılamadı. Ne olur? Boyu uzar gider. 2 metreyi geçer. Bazı insanlarda oluyor. Mesela bu hormon anormalliğinden dolayı boyu 2,5 metreye geçebiliyor. Öyle insanlar da var. Bazılarında da bu hormon yetersizliği nedeniyle somatotropin az olursa Evet. cüce kalabiliyor. Yani boyu işte 1 metreyi bir falan buluyor. Böyle anormallikler olabiliyor. Genellikle bu hormonda pek bir problem yok. Zaten kişi doğduğunda beyindeki hücreler, nöronlar, sinir hücreleri, beyin hücreleri kaç milyar? 100 milyar. Evet. Ölene kadar bu hücreler yavaş yavaş azalır. Çoğalmaz. Ölmez, değişmez. Cildimizdeki hücreler takriben 2-3 ayda bir yenilenir. Karaciğer hücreleri 200 günde yenilenir. Böbrek hücreleri 220 günde. Yani ortalama bir insanın vücudundaki hücreler işte 100 günde sürekli yenilenir, sürekli. Sadece kemik hücreleri 2 yılda bir hücreleri yenilenir. İnsan vücudundaki bütün hücreler yenilenir. Saniyede bir insanın vücudunda 50 bin hücre ölür, Evet. 50 bin hücre faaliyete geçer. Saniyede insan vücudunda 500 katrilyon kimyasal reaksiyon oluşur. Bu kimyasal reaksiyon için ne gerekir? Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire vesaire. Omega 3, 6, 9, amino asitler vesaire. Şimdi bu hormonların hipofiz bezesini salgılamış olduğu hormonlarda anormallik olursa dengeler bozulur. Normal olarak sağlıklı doğduktan sonra sağlıklı
bir ailede yani gelişimi, yemesi, içmesine dikkat ediliyor, eğitimine dikkat ediliyorsa mükemmel gelişir. Fakat diğer tarafta bilgisiz, kültürsüz bir ailede yani aile ortamı uygun değilse, zeki de olsa ne olur? Zekasının gelişimi tabii ki uygun şartlarda olanakinden farklı olur, gerekli şekilde gelişmez yani. O da o şekilde gelişir yani biraz yetersiz kalır. Yani mevcut beyindeki hücreler aynı bilgisayar gibi. Gittiniz aldınız bilgisayarı, hiçbir şey yüklemediniz. Nedir? Hiçbir anlamı yok, boş. Yani veya çok az veri yüklediniz. Bilgisayarınızın kapasitesi çok büyük, çok güçlü. Az veri yüklediniz, bir anlamı yok. Yani insan beyni de böyledir. Bir insanın beyni, dünyanın en büyük kütüphanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. 28 kilometre uzun da galiba. Kaç milyon kitap var? 30 milyon. Şimdi buradaki kitaplardan daha fazla bilgiyi buraya kişi hafızaya alabilecek kapasitedir insan beyni. Daha fazlasın. Dünyadaki bütün internet şebekelerinden daha yoğun bir şebekeye sahibiz biz. Evet. Daha yoğun, daha hızlı. Ha, bunu nasıl güçlendirebiliriz? İlkokuldan üniversiteye kadar okuyan gençler, ailede, okulda, çevrede biraz baskı, yanlış eğitim, yanlışlar, ezberci eğitim, şundan bundan dolayı istenilen verimli sınava giriyor, verimli olamıyor vesairesi. Bunun için ne yapılabilir? Birleşiminde Ginkgo, Ginseng, Üzerlik, Çentiyan, Turunç Kabuğu, Oğlotu, Sarı Kantaron gibi çok güzel beyinle ilgili, beyin fonksiyonlarını artıcı bitkiler var. Klinik araştırmalarla zaten bunlar ispat edilmiş. Evet. Böyle bir formül geliştirdik biz. Kişi bunu kullandığında, okulda sınava girmeden önce hazırlanırsa, bir hafta önceden almaya başlarsa, relax, rahat olur, evet. Gerilmez, bildiğini yazar. Zaten birçok öğrenci sınavda başarısız olmasının sebebi gerilimden, stresten unutuyor. Bildiğini yazamıyor. Sınavda dışarı çıkıyor, şunu yazmayı unutmuşum o diyor. O zaman diyebiliriz ki unutkanlığa da bir faydası var. Stresi, gerilim attığı zaman, relax, rahatladığı zaman evet. Her şeyi yazar. Yani bir diyelim ki 10 soru var, onu da biliyor ama stresli girerse sınava yarısını yapar, yarısını yapamadan çıkar. %50 başarı ancak olur. Fakat onu rahatlatırsanız beyindeki hormonların salgılanmasına biraz takviye ederseniz ne olur? Başarı %100 olur. Peki İbrahim Bey, konuyla ilgili bir telefon bağlantımız var, alabilir miyiz? Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşam. Buyurun. MS hastalığı ile ilgili ben. Biraz yüksek sesle konuşur musunuz? Tam anlaşılmıyor sesiniz. MS hastalığı ile ilgili bir çalışma var mı? Onu sormak istiyorum. MS hastalığı ile ilgili? Evet. Bir çalışması çözüm var. Var mı? Sayın İbrahim Bey. MS hastalığı tabii ki çok ağır bir rahatsızlık. Sinir hücrelerinin etrafında çok ince bir kılıf var. Evet. Lipid. Buradaki yağ dokusunun çözülmesi nedeniyle sinir hücreleriyle beyin arasında ve sinirler arasında haberleşmede problemler çıkıyor. Bunun için ne yapılabilir? Şimdi bunu tetikleyen birçok faktör olabilir. Nedir? Tansiyondur, kolesteroldur, karaciğer yağlanmasıdır, bağırsaktan gelen toksik maddelerin karaciğerin aratamaması nedeniyle beyine depolanması, vücudun çok büyük bir toksik maddeyle, zehirlenmesiyle tetiklenen durum. Yani nasıl rahatlatılır kişi? Bağırsaklarında mutlaka problem vardır. Bağırsaklarını tedavi etmek gerekir. Karaciğer yağlanması varsa karaciğer yağlanması, damarlarda plaklar olsun damarları tedavi etmek gerekir. Böylece beyni beslemek gerekir. Beyni nasıl besleyebiliriz? Ginkgo beyne kan akışını artırır, beyni besler. Evet. Beyin hücrelerini yeniler. Yani yeniler, temizler, arıtır. Kan akışını artırır. Kanın pıhtılaşma katsayısını düşürür. Yani bu bitkisel bir kan sulandırıcı gibidir. Doğal.
Kimyasal kan sulandırıcılar tehlikeli. Hiç kalmadan ölüme sebep olabilir. Kontrolsüz kan sulandırıcı tehlikeli. Fakat ginkgo nedir? Doğal kan sulandırıcı. Her hasta kullanabilir. Rahatsız olmayın da. Ginkgo dünyada en çok satılan bitkisel gıda takviyesidir. Dünyada. Evet. Bir numara. Japonya'da da böyle, Amerika'da da, Almanya'da. Dünyada bir numaradır ginkgo. Sonra ne gelir? İnginar. Bu karaciğer yağlanması. Eğer ki kişinin karaciğerinde problem varsa, bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtamıyorsa, karaciğer yorulmuşsa, yağlanmışsa, arıtamadığı toksik maddeler beyne depolanır. Birçok problemi tetikler. Yani sebebini bilmek gerekir. Ona göre çözüm üretmek mümkündür. Peki günümüzde cinsel rahatsızlıklar da çok fazla. Cinsel performansı arttırıcı bitkiler var mı? Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili bize? Ya, evet, çok güzel bir soru. Geçenlerde bir hanımefendi aradı, diyor ki 55 yaşındaymış, efendim kaç yıl evli? İşte 25-30 yıl evliyim diyor. Kocam da evlendiğim günden beri diyor, cinsel performansı düşük diyor. Kadıncağız 30 yıldır bir beyefendiyle yaşıyor. Adamcağızın performansı 20 yaşından beri düşük, sıfıra yakın. Yani kadıncağız bir cinsellik yaşayamamış. Efendim, oğlu evlenmiş. Oğlunda da aynı problem. Kızı evlenmiş. Damadında da aynı problem. Yani bütün ailece problem. Yani konuşuyorlarmış ailede. Tabii herkes problem aynı. Nasıl bunun çözümü var mı? Diyor. Yani cinsel performansı artırıcı bir şey var mı? Her şeyde o çözüm olduğu gibi bunda da çok güzel problemi çözücü, problemle çözücü formüller var. 16. Uluslararası Tıp Kongresi İsviçre'nin Zürih şehrinde yapıldı. Yapılan kongrede dünyanın cinsellikle ilgili 300 tanınmış doktoru konferansa katıldı ve bunlar dediler ki cinsel performansta yetersizliğin sebebi 1. Kaptama rahatsızlığı %70'e yakın. 2. Evet. Şeker hastalığı, 3. Böbrek yetmezliği, 4. Psikolojik rahatsızlık, 5. Ailevi problemler. Evet. Sıralamada kaptama rahatsızlığı 1. sırada. Şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, psikolojik sebepler ve ailede geçimsizlik, isteksizlik, aile karı koca arasındaki münasebetler. Sebebi bilinebilirse nedir, niçin? Genellikle kalp damardan rahatsızlıktan, yani bugün insanlar yiyor, içiyor, maşallah ne oluyor? Damarlar yağlanıyor. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzun damar var. Su borusu gibi yağlandı. Yani nasıl su borusu kireçlenir? Damarlarda yağlandı, bitti. İstiyorsun ama o kanı pompalayacak ne yok? Damar yok, tıkanmış. Bir işlev göremez. Görse de yeterli olmaz. Bu nedenle kalp damar zafiyeti olanın önce bu rahatsızlığı ortadan kaldırması gerekir. Şeker hastalığı olan şekeri, yani geç kalınmamışsa, evet, psikolojik problemi olan bunu tedavi etmesi gerekir. Cinsellikle ilgili çok güzel bitkiler var. Mesela azgın teke otu diye bir bitki var. Evet. Türkçe karşılığı böyle. Latincesi Epimedium previcornum. Evet. Çin'de 4000 yıl önce çok zengin, varlıklı bir ailenin oğlunu everiyor, bakıyor. Adamcağız aylar, yıllar geçiyor. Oğlunun mürüvvetini göremiyor. Çok üzülüyor. Ülkenin bütün hekimlerini getiriyor. Hiçbiri çözüm üretemiyor. Bir gün bir çoban geliyor. Diyor ki, ben sizin problemi biliyorum. Keçiler diyor falan yerde otladığı zaman bir ot yiyorlar. Çok aktif oluyorlar. Bu ottan diyor çayını içsin iyi gelir. Adam diyor ki ya git işine. Ülkenin diyor en meşhur hekimlerini getirdim. Evet. Şu kadar para harcadım. Hiçbiri bir şey yapamadı. Sen mi yapacaksın? Peki sen bana diyor. Çuvalı bırakıp gidiyor. Oğlu da böyle gizliden bakıyormuş. Ne oluyor diye. Hemen çuvalı alıyor, saklıyor. Çayını içiyor. 3 ay sonra ailesi hamile kalıyor. O günden bugüne kadar Çin'de bu epimedium, evet, cinsel performans artırıcı olarak kullanılır. Evet. Meşhurdur. Yalnız şöyle bir durum var. Bunun birleşimindeki etken madde ikarin. Bundan 15 yıl, 20 yıl önce bu anca ekstraksiyonla, destilasyon ekstraksiyonla içindeki etken madde, evet, izole edilip üretilebildi.
Yani etken maddeyi aktif hale getirdiler. Etken maddeyi aktif hale getirmezsen ne olur? 3 ay kullanacaksın ki cinsel performansın yavaş 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 artsın. Evet. Şimdi öyle değil. Etken madde aktif olduğu için kimyasal ilaç gibi hemen etki yapıyor. Yarım saat sonra kullan hemen etki yapıyor. Etken maddeyi izole ettiler. Diğer bileşenlerden ayırdılar. İkarin S diye. Evet. Fakat çok pahalı olduğu için Türkiye'de medyumlu macunlar, kapsüller üretiyoruz, ürettik diyenler %90'ı yalan söylüyor. Neden? Pahalı, çok pahalı. Kaç bin dolar bunun kilosu. Bu nedenle Türkiye'de birçok firma ne yapıyor? Zindelefin, tedelefin, vadalafin denen kimyasal madde katıyorlar. Çok ucuz. Bu mavi ilaç yapımında kullanılan ham madde. Çok ucuz. Ama ve lakin çok büyük yan tesiri var. Kişi bunu alırsa kimyasal madde içeren nabzı, ilişki sırasında nabzı 250'yi bulur. Bir de bakarsın kalpten gitti. Kalp krizine neden olabilir. Aşırı şakır şakır saunadaymış gibi terler. Pili biter. Enerjisi kalmaz. İlişkiye girse bile o gün düştü, bayılır. 48 saat kendine gelemez. Kimyasal ilaç kullanırsa. Hı hı. Veya mesela Sağlık Bakanlığı 70 firmanın Türkiye'de bitkisel deyip kimyasal madde karıştırıp takşiş yaptı. Takşiş denir. Bitkisel derler, içine kimya katarlar. Birçok firma Türkiye'de yapıyor bunu. Evet. Sahteciler diyoruz. Tarım Bakanlığı açıklama yaptı. Sahteci firmalar şunlar şunlar diye. Sahtecilerin üretmiş olduğu macunlar, kapsüller tehlikeli. Türkiye'de birçok firma bunu yapıyor. Bu insan sağlığıyla oynamak iyi bir şey değil, tehlikeli. Yani kişi cinsel performansını artırmak için bir şey alıyor. Bir de bakın hop yallah gitmiş, kalp damar. Bu nedenle kimyasal madde katmamak gerekir. Pahalı da olsa, hakikisini kullanmak gerekir. Şimdi bu Epimedium dünyada en çok bilinen, tanınan birinci sırada. İki, Türkiye'de yetişen Hatay yöresinde çakşır kökü. Evet. Üç, çakır diken veya çoban çökerten tiribulus. Aynı şekilde cinsel performansı artırır, hormonun kalitesini de artırır. Tiribulus hem erkekler hem bayanlar için etkili. Damiana evet. Meksika'da yetişir. Bu da aynı şekilde hormonları, yani sadece burada cinsel performans değil, bazı insanların mesela erkeklerin spermi kalitesi düşük oluyor. Hareketsiz oluyor, ölü oluyor. Evet. Adamcağızın çocuğu olmuyor. Buna da iyi geliyor. Sadece bu cinsel performansı artırmıyor. Hormonların da spermi de kalitesini artırıyor. Mesela bir beyefendi bize gelmişti. Efendim 3,5 milyon sperm sayısı ama çoğu hareketsiz, ölü, kalitesiz. Evet. İşte olmuyor falan filan. Üzgün. Problem değil. 6 hafta deneyeceğiz dedim. 6 hafta. Bir, kalp damar, damarlar açıcı bir ürün. Karaciğer yağlanmasının önleyici bir ürün. Ve sperm kalitesini artırıcı. 6 hafta sonra geldi, 14 milyona çıkmış. Ve kalitesi yükselmiş. Doktor demiş ki, o maşallah, bizim ürünler çok iyi geldi. O da demiş ki, yok sizin ürünlerden olmadı. Gökçek, onun özel macunlarıyla, Allah razı olsun, ondan oldu. Ne oldu? Ailesi hamile kaldı, normal doğum yaptı. Yani öyle bir öyle durumlar, çok çok durum yaşadık, biliyoruz yani. Evet. Hatta şimdi bir Almanya'da bir beyefendi, bir ailenin, karı koca, ikisinde de problem vardı, çocuklar olmuyordu. Şimdi 7 yaşlarında maşallah bir kızları var. Çok ailenin bugün elhamdülillah çoluğa çocuğa kavuştular. Evet. O konuda çok da şey, faydamız oldu. Evet, şifa en azından bir işe evet. Yani bunlar hem cinsel performansı artırıcı, hem bayanlarda hem erkeklerde hormon kalitesini artırıcı. Evet. Bayanlarda da erkeklerde de. Yani sadece cinsellik değil. Hı hı. Hormon kalitesini artırıcı özelliklere sahiptir. Peki bilindiği gibi saçlarımız hem kadınlar için çok önemlidir hem erkekler için çok önemlidir. Saç kıran rahatsızlığı biliyorsunuz saçın kabusudur ve çözümsüz gibi görünür. Bitkisel çözümü var mıdır saç kıran rahatsızlığı? Tabii her şeyin bir, her derdin bir dermanı var. Saç kırana da problemi tedavi edilebilir. Saç kıranın nereden kaynaklandığını bilmek gerekir. Saç kıran neden kaynaklanıyor? Bağışıklık sistemi çünkü. Evet. Bakın saç kıran olan insan mutlaka kimyasal ilaç kullanmıştır. Ağrı kesici, antibiyotik, antidepresan vesaire. Kullanıyor, kullanıyor ilaç. Bir de bakıyorsun saçları dökülmeye başlamış.
aşırı ilaç kullanıyor bilinçsizce. Evet. IQ Plus bu zeka geliştirici, beynin fonksiyonlarını artırıcı. IQ Plus'ın içerisinde üzerlik, ginkgo, ginseng, sarı kantaron, kişiyi yani öğrencileri ilkokuldan üniversiteye kadar kişiyi konuya odaklandırır. Buraya mı oraya mı? Şöyle mi? Kişiyi konuya odaklandırır. İster ilkokulda olsun, ister ortaokulda, ister üniversitede. Nerede olursa olsun. Hatta okuyor olması şart değil. Bir kişi konuya konsantre olmak istiyorsa, işinde başarılı olmak istiyorsa, yapmış olduğu işte büroda çalışıyordur veya herhangi bir iş yapıyordur. Ne o iş olursa olsun. Bunu kullandığı zaman kişi veyahut da mesela geçenlerde bir beyefendi Rusça öğrenmek istiyorum, kendimi zorluyorum, öğrenemiyorum dedi. Kolayı var dedim. IQ Plus, denelim görelim. Beni aradı. 3 günde 150 kelime öğrendim. Ezberlemiş. Ezberleyemeyen bir vatandaş kısa sürede hafızayı güçlendiriyor. Neden? Çünkü ginkgo, ginseng, sarı kantaron, özellik, turunç kabuğu, melisa gibi 19 çeşit bitki ekstraktı var. Beynin fonksiyonlarını artırıyor, hafızayı güçlendiriyor, kişiyi konuya odaklandırıyor. Konuya odaklandırıyor. Dikkat dağınıklığını önlüyor. Çok güzel, mükemmel. Ben bu ürünü bir dostumda gördüğümde dedim ki ya çok güzel bir şey üretmişsiniz. Ben de üreteceğim dedim. Dedi ki üretmene gerek yok. Zaten biz bunu satıyoruz. 15 yıl çalışmışlar. Dedim ki o zaman patent hakkı. Kaç para? Şu kadar. Hemen alıyorum. Hemen aldım. Evet bir ürünleri vardı onu da ben aldım. Bir doçent doktor Kemal Bey ile kimyager Deniz Bey 15 yıllık çalışmalarının neticesi olan bu ürünü böylece satın aldık ve bizim firmamıza kazandırdık ve kullananlar bugüne kadar mükemmel. IQ Plus 10 numara. Evet. Şimdi IQ Plus'ın haricinde eğer ki kişi mesela IQ Plus kullandı. Spirulina'yı da kullanırsa iyi olur. Neden? Spirulina'nın özelliği şudur. 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini, omega 3, 6, 9 ve alt türevleri. Balık yağı, yani rastgele balık yağı değil. Mesela omega 3 aldınız. Omega 6 yok, omega 9 yok, anlamı yok. Vardı da iyi değil, kaliteli değil. Burada ne var? Omega 3, 6, 9 ve alt türevleri var. Artı amino asit var. Yani esensiyel ve esensiyel olmayan. Mesela Rusya'da, Beyaz Rusya'da, Ukrayna'da Çernobil'deki atom reaktörü kazası sonucu birçok çocukta gözüken mide bağırsak rahatsızları hiçbir şeyle tedavi edilememiş, spirulina ile tedavi edilmiştir. Antral gastrit. Ve çocukların bunu kullandığı zaman zekayı geliştirir. Beynin fonksiyonlarını artırır, kişiye enerji verir. Bu doğal bir dopingdir, bitkisel doping. Yani düşünün ki saniyede işte 50 bin hücre ölüyor, 50 bin hücre faaliyete geçiyor. Bunun için vitamin, mineral, enzim, glikoz, amino asit vesaire vesaire lazım. Her şey burada. Uzaya giden astronotların yanlarında götürdüğü nedir? Bir spirulina, iki su. Başka bir şey yok. Tencere, tava götürmediler, spirulina götürdüler. Bu nedenle spirulina çok çok önemlidir. Evet. Ginkgo aynı şekilde beyine kan akışını artırır, beyni besler. Hani bir vatandaş dedi ya MS hastalığına karşı ne var, ne yapılabilir? MS'e karşı beyindeki hücrelerin fonksiyonunu artırıcı, güçlendirici, besleyici, beyne kan artırıcı, oksijen, vitamin, mineral, enzim akışını artırır. Bir, bu doğal, bitkisel kan sulandırıcıdır. Kimyasal değil. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Eğer ki MS hastasında, tabii ki bilmiyoruz, başka rahatsızlar da var mı? Eğer ki karaciğer yağlanması varsa, enginar karaciğer yağlanmasını, bağırsaklardaki şişkinliği, hazımsızlığı giderir, rahatlatır. Bununla ilgili, enginarla ilgili mesela Hamburg'da Profesör Doktor Fintilman klinik araştırması yapmıştır. Kolesterol, lipid, trigliseride karşı etkili olduğunu belgelemiştir. Karaciğer yağlanmasının etkili olduğunu belgelemiştir. Birçok klinik araştırması var enginarla ilgili. Evet. Cinsellikle ilgili ise
Bu paketi açıyoruz, bakıyoruz ne var içinde. Türkçe karşılığı azgın teki ortu dediğim Epimedium pirevicornum. Epimediumlu macun. Evet. Ve 19 çeşit bitki. Ginseng, damiana, çakşır kökü, çakır kökü, efendim, hayat ağacı. Birçok bitki var, keçi boynuzu ekstraktı. Kişi bunu kullandığı hem bayanlar için hem erkekler için etkili. Erkeklerde %100, hemen hemen %100 etkili. Tabii 100 yaşına varmamışsa, 70-80 yaşındakiler dahi etkili. Bayanların hepsinde etkili değil, %80'inde etkili. Yani bayanlardan birçok bayanda maalesef bazı sorunlardan dolayı, hormonların şundan bundan dolayı ne oluyor? İsteksizlik. Kullandığı zaman bayanlarda da birçok fonksiyonları artırıyor. Yani beyiyle ilişkisinde fonksiyonların daha zevkli geçmesini sağlıyor. Ayrıntıya girmeyelim. Şeker hastası olanlar için de mesela bu dut pekmezi, bal, keçi boynuzu pekmezi içirdiği için şeker hastası olanlar için pekmez vesaire içermeyen sadece ekstrak içeren özel bir kapsülümüz de var. Epimediumlu kapsül. Sadece bunun içerisinde pekmez yok. Diğer ekstraklar hemen hemen etkisi aynıdır. Şeker hastaları rahatlıkla kullanabilir. Bu macun olsun. Yani birçok hasta işte efendim kalp damar rahatsızlığı var. Şeker hastalığı var. Böbrek yetme. Şeker hastaları hariç diğer her türlü rahatsızlığı olan kişi bunu rahatlıkla kullanabilir. Çünkü kullandığında nabzında bir yükselme olmaz, kalp atışlarında bir yükselme olmaz, terlemez, gerilmez, relax, gayet rahat. Hiçbir problem olmaz. Hiçbir yan etkisi yok. Çünkü birleşiminde kimyasal madde yok. Tamamen doğal. Kullanan kişi kullandığı zaman etkisini görür. Evet. Tabii ki damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme, kalp rahatsızlığı varsa bunun için mesela iksir kullanması gerek. İksir kullandığı zaman kişideki bütün damarları, damarların içinde oluşan plakları çözer, damarları arıtır, organlardaki yağlanmaları yavaş yavaş eritir. Rahatsızlığın sebebi bilinirse evet, iyileşmesi, tedavisi kolaydır. Evet. Melisa, bugün bir beyefendi geldi Fransa'dan. Eli yüzü hep yara bere içerisindeydi. Önceki fotoğraflarını ve şimdiki fotoğraflarını gösterdi. Herpes ve mantar aynı anda enfeksiyon kapmış. Yani Allah göstermesin, kimseye vermesin. 6 ay hastanede kalmış, iyileşmiş, buraya gelmiş, tekrar yara olmuş. Her tarafından mantar, virüs kaplamış. Tekrar kortizon, antihistaminik vesaire, antibiyotik. Günde 19 gram antibiyotik vermişler. 19 çeşit en ağır antibiyotikler. Bırakır bırakmaz hastalıklar yeniden nüksetmiş. Şimdi dedi ki süper enfeksiyon. Mantar var, bakteri var, virüs var. Tedavi edilemiyor. Dedim ki zaman alır, zaman alır. Sabredebilirsen zaman alır. İyi hadi bakalım başlayalım. 6 ayda hiçbir şey kalmadı. Diyor ki bu Melisa'dan, Melisa Forte günde 3 defa bir tane alırsan yeterli değil ama günde 5 defa bir tane aldığın zaman herpesi siliyor. Tecrübeyle sabit. Evet. Ben birkaç kelime daha bir şeyler söyleyeceksiniz. Devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi bayanlarda şayet hormon anormallikleri varsa, evet, hormon düzenleyici, hormonların artırıcı isteksizlik varsa, evet, östrojen hormonu yetersizse veya fazlaysa, hormon düzensizliği varsa, adet öncesi gerilim başlıyorsa, premenstrüel sendrom dediğimiz adet öncesi ağrılar, sancılar, gerilim, stres, bu tür rahatsızlığı olanlar için hayıt, klinik araştırmalarla etkisi ispatlanmış. Hiçbir yan etkisi yok. Hem bayanlardaki kısırlığı önleyici test yapılmıştır.
Marburg Üniversitesi 33 bayan üzerinde denemiş. Kısır bayanları hamile kalması sağlanmış doğal olarak.